Merhabalar, ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yöndeydi. Amerika'ya C1 vizesiyle gelip tır okuluna kayıt olabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyordu. Siz Amerika'ya C1 vizesiyle gelmiş olabilirsiniz. Bu C1 vizesiyle geldiğinizde eğer programınızı tamamlamak üzereyseniz ve programınız başarıyla ilerliyorsa programınız bitmeden önce burada eğitim alma amacındaysanız o zaman eğitim almak için gerekli başvuruları yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada önemli olan F1 ya da M1 tarzı öğrenci ya da eğitim alabileceğiniz vize statülerine geçip geçememe durumudur. Eğer siz bu noktada eğitim alabileceğiniz kurumdan I-20 denilen formu alabiliyorsanız o zaman eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada C1'dan eğitim alacağınız alana, o eğitim alan alandan uluslararası öğrenci kabul edilebileceğiniz sürece geçmeniz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yöndeydi. Green Card sahiplerinin Amerika başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkı var mıdır diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerika'da seçilme ya da seçme, oy kullanma hakkı Amerikan vatandaşlarında olan haklardan biridir. Dolayısıyla aslında Amerikan vatandaşı olmanın getirdiği sorumluluklar ya da yükümlülükler bu noktada oy kullanmayı kapsıyor. Fakat Green Card sahibi olan kişilerin oy kullanmayla ilgili bir hakkı yok. Seçme ve seçilme hakkı yok. Ta ki Amerikan vatandaşı olana kadar. Dolayısıyla Green Card'a sahip ya da Yeşil Card'a sahip biri Amerikan başkanlık seçimlerinde oy kullanamaz. Ta ki Amerikan vatandaşı olana kadar diyebiliriz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Amerikalı kız arkadaşımla Amerika'da evlenip Green Card'ı aldıktan sonra ayrılmamız durumunda bekar olarak 10 yıllık Green Card'ımı alabiliyor muyum diye bir takipçimiz soruyor. Eğer siz Amerikan vatandaşıyla evlendikten sonra geçici yeşil kartınızı aldıysanız ve bu geçici yeşil kartınızdaki süre bitmeden önce tabii eğer ilişkiniz yürümediği sürece Amerikan vatandaşı eşiyle boşanma durumunuz oluşursa o zaman siz tek başınıza yeşil karta hala gidebilme imkanınız olacak. Tabii bu kesin yeşil kartı alacağınız anlamına gelmiyor. Ama böyle bir hak var. Dolayısıyla geçici yeşil kartınızdan sonra 10 yıllık yeşil kartınıza kendiniz başvuru yaparak gidebiliyorsunuz. Eğer eşinizle beraber değilseniz ve boşandıysanız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Vatandaşlık için başvuru yaptım. Parmak izine girdim. 63 yaşına gireceğim fakat dil bilmiyorum. Aşırı derecede unutkanlığım var. Doktordan rapor aldım ve bunu da sunduk aslında göçmenlik dairesine ama bekliyoruz. Acaba ne zaman görüşmeye çağrılacağım? Beni test odasına alırlar mı, soru sorarlar mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz sonuçta Amerikan vatandaşına başvuru yapmış durumdasınız. Görüşmeye sizi çağırma süreleri değişebilir, yoğunluklarına bağlı. Fakat şu an gördüğümüz 6 ay civarında ya da 6 ay ile 1 yıl arasında olan bir sürede sizi görüşmeyi çağıracakları yönündedir. Dolayısıyla tam süresini söylemek zor olabilir ama en az 6 aylık bir bekleme süreniz olacağını söyleyebilirim. Sizin bahsettiğiniz durumda tabii ki bazı sağlık sorunlarınızdan dolayı, öğrenme durumunuzda yaşanan sorundan dolayı da dil öğrenmenizin mümkün olmadığı bir durumu size anlatıyorsunuz. Ve bu noktada da doktorunuzdan rapor almış durumdasınız ve raporunuzu göçmenlik dairesine sunmuş durumdasınız. Dolayısıyla görüşmeniz geldiğinde ve görüşmeye gittiğinizde eğer görevliler sizin raporunuzu yeterli görürseler o zaman sizi İngilizce teste tabi tutmayacaklardır ve size aslında soruları Türkçe olarak, dolayısıyla sizin ana dilinizde olacak Türkçe tercüman aracılığıyla size gerekli görüşmeyi yapıp vatandaşa geçişinizi sağlıyor olacaklar. Tabii bunun için görevlinin odasında oluyor olacaksınız ve görevli kendi odasında görüşmenizi sizinle beraber yapacak. Fakat dediğim gibi eğer raporu kabul ederse, sağlık raporunu kabul etmezse o zaman sizin sorulara cevap vermenizi bekleyecekler ve dolayısıyla bunu da İngilizce yapıyor olmanız gerekecek. Yoksa raporu kabul ediyorsa kendi dilinizle bu görüşmeyi yapmanıza imkan verecekler. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi geçen hafta. ABD turist vizesiyle geldim. Vizemi öğrenci vizesine çevirdiğimde seyahat iznim oluyor mu? Türkiye'ye gidip gelebiliyor muyum diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'ya bir vizeyle geldiyseniz ki sizin durumunuzda turist vizesiyle geldiniz.
turist vizenizin süresi içinde, burada oturum verdiği süre içinde eğer öğrenciye başvuru imkanına geçtiyseniz ve öğrenci statüsüne başvurduysanız belirttiğiniz gibi başvurunuz onay aldıktan sonra siz sadece burada statü onayı almış oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin Amerika'daki kalışınız sadece statüyle bağlantılı oluyor. Fakat bu size Amerika'ya giriş çıkış yapabileceğiniz vize imkanını sağlamıyor. Bu vizeyi alabilmeniz için de sizin Amerikan konsolosundan randevu alıp Amerikan konsolosunda, ülkenizdeki Amerikan konsolosundan gerekli öğrenci vizesini alıp Amerika'ya giriş yapmanız gerekecektir. Yoksa öbür türlü bu noktada bir girişiniz mümkün olmayacaktır. Sadece burada statü değişikliğini yapmış olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan gelen diğer bir soru şu yöndeydi. 2016 yılında Green Card çekilişine katılan biri yedeklerden kartı kazanabilir mi? Green Card çekilişini yedeklerden kazanma gibi bir durum var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi çekilişlerde, yani Green Card'a çekilişten gitme yönünde herhangi bir yedek uygulaması yok. Yani burada siz başvurularınızı yapmış oluyorsunuz. Ekim ayında, Kasım ayının başına kadar olan süreçte yapıyorsunuz. Ve ondan sonra gelecek yıl Mayıs ayında da çekiliş yapılıyor. Dolayısıyla bilgisayar sisteminde yapılan çekiliş üzerinden de eğer çıkarsanız siz bu hakkınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir yedek ya da işte yedeğe düşme gibi bir şey yok. O seçimlerden, yani o çekimden çıktığınız sürece dosyanızda ilerlemeniz mümkün oluyor. Yoksa herhangi bir yedek durumu ya da yedekten tekrar seçilme durumu gibi bir şey söz konusu değil deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. ABD vatandaşı eşimle Türkiye'de evlendim. Bu evliliğim Türk kimliğiyle ve eski soy isimle oldu. Eşim şu an Florida'da. Göçmenlik dairesinden onay gelince ben de Amerika'ya gideceğim. Ayrıca şu an herhangi bir pasaportum yok. Soy isim farklılığından dolayı Amerika'ya girişte havaalanında bir sorun olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan durum şu. Siz eğer yaptığınız evlilikle beraber eşinizin soyadını aldıysanız o zaman eşinizin soyadı üzerinden gerekli işlemleriniz yapıldıysa ve siz yeni pasaportunuzu buna göre alıyor olacaksınız. Dolayısıyla Türkiye'deki gerek kimliğinizin değişimi, gerekse pasaportunuzun çıkarılması, nüfus kütük kayıtlarınız hepsi yeni soyadınızla çıkıyor olacak. Ama siz evlenme durumunda herhangi bir soyadı durumuna geçmediyseniz, yani soyadını alma hakkını kullanmadıysanız o zaman sizin bu noktada herhangi bir soy isim değişikliğine girme durumunuz söz konusu olmayacaktır. Yalnız şunu görüyoruz genelde, eğer bu tip soy isim değişiklikleriyle alacağınız green card ya da pasaportta isimler farklıysa bunun sebebi de sizin evlilik yaptığınızdan ya da boşanma yaptığınızdan nedeniyle ise o zaman siz bütün belgelerinizi elinizde bulundurarak daha önceki soyadınız, şu anki soyadınızı kanıtlayacak evrakları, orijinallerinizi yanınızda bulundurmanızda fayda vardır. Ki seyahat durumlarında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayın diye. Dediğim gibi sizin durumunuzda şu olabilir, bir değişiklik durumu olmuş olabilir ya da olmamış olabilir. Önemli olan sizin evlilik yaptığınız, yani evlenmeden dolayı isim değişikliğine girip girmediğiniz, eğer girdiyseniz de evraklarınızda bu değişikliklerin gösteriyor olmasında fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Başka bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. ABD vatandaşı eşimle Türkiye'de evlendim. Boşanmam durumunda davayı Türkiye'de açmam yeterli mi? Yoksa Amerika'da da boşanma işlemini gerçekleştirmem gerekiyor mu? Şu an Amerika'da evli görünüyor muyum? Ne yapmam gerekiyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz eşinizle Türkiye'de evlendiyseniz, ABD vatandaşı eşinizle, dolayısıyla boşanmanızı eğer Türkiye'deyseniz, Türkiye'de yapmanız mümkündür. Ve dolayısıyla boşanma Türkiye'de gerçekleştiği sürece siz Amerika'da da boşanmış sayılacaksınız. Yani dolayısıyla siz Amerika'da boşanma işlemini yaptıktan sonra, Türkiye'de yaptıktan sonra ayrıca Amerika'da ayrı bir boşanma yapmanıza gerek yok. Ama Amerika'da bir kaydınız var ise, örnek veriyorum Sosyal Güvenlik Ofisi'nde, o zaman bu kayıtlarda da artık bekar olduğunuzu belirtecek gerekli değişikliği yapabilirsiniz. Yoksa siz bir yerde boşandıktan sonra Amerika'da da boşanmış sayılacaksınız. Tabii kayıtlarda burada görünmeyebilir ama sosyal güvenlik kayıtlarında bunun değişiklik göstermesini arzu ediyorsanız o zaman bu noktadaki değişikliği yapmanızda tabii ki fayda olur. Yoksa tekrar Amerika'da boşanmanızı gerçekleştiren bir durum söz konusu olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış
olalım. Geçen haftadan kalan diğer bir sorumuz da şu yönde, bir takipçimizden gelen. Benim eşim Cezayir uyruklu, eşim Cezayir Üniversitesi'nden yüksek lisans mezunu. Öğrenci vizesi almak için sizce Cezayir'den mi başvuru planlamalıyım yoksa Türkiye'den mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi önemli olan nokta şu, eşiniz Cezayir vatandaşı olabilir. Önemli olan Türkiye'de ikametgahının olup olmadığıdır. Eğer Türkiye'de bir ikametgah var ise o zaman Amerikan konsolosluğundan yapacağı vize başvurusunu Türkiye'den yapabilir. Ama Türkiye'de bir ikametgah yok ise o zaman Cezayir'de ise eğer Cezayir'deki Amerikan konsolosluğundan ya da oraya en yakın olan Amerikan konsolosluğundan başvurusunu yapması gerekecektir. Ama anladığım kadarıyla zaten Türk vatandaşısınız ve sizinle evli. Dolayısıyla Türkiye'de ikametgah olacağını düşünüyorum. O yüzden Cezayir vatandaşı bile olsa Türkiye'den Amerikan konsolosluğu üzerinden vize görüşmesine girmesi mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben çekilişten Green Card kazandım ve 3 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Bir ay önce Türkiye'de evlendim. Eşimin turist vizesi var ve 20 Ağustos'ta Amerika'ya birlikte giriş yaptık. Sizce eşimin Green Card başvurusunu yaparak vize statüsünü ne zaman değiştirebiliriz? Bu statü değişikliği yapılmadan da konsoloslukta eşimin adresini Türkiye'den Amerika'ya taşımamız herhangi bir sorun oluşturur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sonuç olarak siz Green Card sahibisiniz ve Amerikan vatandaşlığına gitmek için daha önünüzde neredeyse bir 2 yıl süreniz var. Ve eşiniz Amerika'ya turist vizesiyle gelmiş durumda şu an. Dolayısıyla eşinizin sizin durumunuzdan faydalanabilip yani sizin başvurunuzda burada kalabilmesi için yasal durumunu koruyor olması gerekecek. Eğer yasal durumunu koruyamayacaksa burada sizin üzerinizden başvuru başlatılabilir. Fakat kendisi buradaki yasal statüsünü ihlal etmeden ülke dışına çıkması gerekecektir süresi geldiğinde. Dolayısıyla siz bu noktada eşinize başvuruyu hemen yapabilirsiniz. Fakat eşinizin Amerika'da kalabilmesi için vize statüsü değişikliği mümkün olmayacaktır. Çünkü sizin yapacağınız başvuruda öncelikle vize kotasını beklemesi gerekecek. Bu vize kotası gelene kadar da buradaki yasallığını bozmaması gerekiyor. Dolayısıyla benim bu noktada size tavsiyem iki türlü olabilir. Eğer Amerika'da kalacaksa başka türlü bir vize statüsüne geçme durumunu değerlendirmenizdir. Eğer bu mümkün ise önce bunu yapmanızdır. Eğer bu mümkün değil ise o zaman statüsünü ihlal etmeden ülke dışına çıkmayı ihmal etmemelidir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Adres değişikliği noktasında ise o kendisi Türk vatandaşı olarak Amerika'daki Türk konsolosluğunda bildiri yapıyor olacaktır. Dolayısıyla bu onun buradaki vize statüsünü ya da durumunu etkileyecek bir durum değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bu Haziran'da B1 B2 vizesi için red aldım. Bu durum seneye yapacağım vize başvurusuna etki eder mi? Ankara'dan red almıştım. İstanbul'dan başvuru yapsam herhangi bir olumsuzluk olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz tabii ki vize başvurusunu yaptınız ve olumsuz bir cevapla karşı karşıya kaldınız. Bu sizin tekrar başvuru yapmanıza engel olan bir durum değil. Dolayısıyla siz tekrar başvurunuzu yapabilirsiniz. Önemli olan nokta Amerikan konsolosluğunun bakacağı, size daha önce red verdiği süreden şu ana kadar koşullarınızda nelerin değiştiği, neden size şimdi evet diyeceği, daha önce hayır dediği halde buna bakacaklar. Dolayısıyla sizin daha önce Ankara'dan başvurmuş olmanız ve şimdi İstanbul'dan başvuruyor olmanızda bir engel yok. Bu başvuruyu yaptığınızda zaten onlar sizin daha önceki yaptığınız başvuruyu görebilecekler. Ama sonuç olarak siz tekrar Ankara'dan yaptığınız başvuruyu bu sefer İstanbul'dan yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi Amerikan konsolosluğu görevliler önceki redden şimdiye kadar neyin değiştiğini görmek isteyecekler. Bu noktadaki değişiklikler var ise yeterli değişiklikler durumu kabul ediyor ya da vizenizi veriyor olacaklar. Yoksa vermiyor olacaklar. Dolayısıyla bu şekilde bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan bir takipçimizden gelen diğer soru ise şu yönde. Ben halen Türkiye'deyim ve eşime 3 ay önce boşanma davası açtım. Amerika'daki Türk konsolosluğuna tebligat postayla gönderildi. Onlar da eşimin adresine göndereceklerdi. Dün bir arkadaşım vasıtasıyla konsolosluktan sordurdum. Fakat görünen posta halen konsolosluğa bile ulaşmamış. 3 ay oldu. Acaba bir yerde hata mı yapıyoruz? Bu kadar uzun sürüyor mu diye bir takipçimiz bize soruyor. Tabii siz Türkiye'de boşanma davasını başlattığınız için
oradaki mahkeme aracılığıyla sizin buraya bu boşanmanın başlatıldığını karşı tarafa tebliğ ediyor olmanız lazım. Ve siz de bu adımları atmış durumdasınız ve Türkiye'deki mahkeme Cumhuriyet Savcılığı'na, Cumhuriyet Savcılığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'ya gelecek, Amerika'daki konsolosluğa gelen bir tebligat süreci var. Dolayısıyla bu süreç zaman alabiliyor. 3 ay çok normal bu sürenin hala sürüyor olmasında. Dolayısıyla bir hata görünmüyor. Önemli olan siz Türkiye'den bu işin takibini yapıp bu talep yapılmış mı? Bu talep yapıldıysa o zaman bu talep Amerika'daki Türk konsolosluğuna gelecektir. Konsolosluğa geldikten sonra da konsolosluk buradaki karşı tarafa bunu tebliğ edip oradan bir sonuç bekleyecektir. Oradaki sonuca göre de dönüp tekrar Türkiye'ye bu bildirimi gönderecektir. Dolayısıyla biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ama maalesef uluslararası tebligatlar zaman alabilen süreçlerdir. Önemli olan sizin tebligatın Türkiye ayağında gerekli çalışmaların yapıldığından emin olmanız. Onlar yapıldığı sürece bu tarafında Amerika noktasında konsolosluğa talep ulaşır ulaşmaz Türk konsolosluğu gerekeni yapıyor olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi bize de geçen hafta. 2018 Green Card kurasından geçtik. Ancak sıramız 34.300 olmasına rağmen halen bir görüşmeye çağrılmadık. Ne yapmamız gerekmektedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin Green Card çekilişine başvurmuş olsanız bile, o çekilişten çıkmış bile olsanız, diğer önemli bir husus size çıkan vize kota numaralarına geliyor olmanız gerekecektir. Dolayısıyla bu vize kota numaraları gelinmemişse ya da kotalar kapanmışsa ya da belli bir numarada durmuşsa, ki bu sene olan durum budur. Dolayısıyla siz 30.000 üzerinde, yani 34.300 civarında bile numaranız olmuş olsa, bu sene 25.000 civarında maalesef kotalar durmuş durumda. Dolayısıyla 25.000'de o belirtilen duran rakam neyse, o rakamın üzerindeki kişiler, buna siz de dahilsiniz, maalesef çekilişten çıkmış olsalar bile gerekli bir hak iddia etme durumları söz konusu değil ve bu noktada kotalar bu sene kapanmış durumda ve dolayısıyla sizin artık tek şansınız tekrar başvuruları deneyip o başvurulardan tekrar çıkma durumunuz olacaktır. Yoksa bu kazandığınız durumdan maalesef yeşil kartı geçme durumunuz söz konusu olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta gelen bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerikan vatandaşı biriyle evlendim ve green card'ı aldım. Fakat 3 yıllık süreç dolmadan anlaşamadık, ilişkimiz yürümedi ve boşandık. Ve ben başka bir Amerikan vatandaşıyla evlendim. Vatandaş olabilmem için yeniden 3 yıl green card'lı ve evli olmam mı gereklidir? Yoksa önceki evliliğimden ve şimdiki evliliğimden aldığım green card süresi 3 yılı doldurmuşsa vatandaşlık için başvuruda bulunabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Evet, Amerikan vatandaşıyla evlilik üzerinden kişiler vatandaşlığa giderken süre noktasında normalde 5 yıl beklenmesi gereken süreyi 3 yılda bekleyip vatandaşlığa geçme hakkına sahip oluyorlar. Tabi burada önemli olan iki süre var bu 3 yıl için. 3 yılın önemi noktasında. Biri sizin en az 3 yıldır yeşil karta sahip oluyor olmanız ve diğeri de en az 3 yıldır evli olduğunuz Amerikan vatandaşıyla evli oluyor olmanız. Dolayısıyla Amerikan vatandaşıyla 3 yıldır evliyseniz ve 3 yıldır yeşil kart sahibiyseniz ancak bu koşullarla siz vatandaşlığa geçebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk eşinizden yeşil kartı elde ettiğiniz için, bu yeşil kartı 3 yılınız geçtiği için fakat eviniz yürümediği için sizin tekrar Amerikan vatandaşlığı olan istisnadan faydalanmanız için maalesef yeni eşinizde de 3 yıl evli kalıyor olmanız lazım. Dolayısıyla sizin durumunuzda siz tek başınıza 2 yıl sonra Amerikan vatandaşlığına gidiyor olacaksınız. İlk eşinizle boşandığınızdan dolayı deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Amerika'da kaçak kalanların, yani yasal olmayanların, eğer çocukları Amerika'da doğarsa vatandaşlık alma hakkını talep edebiliyorlar mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Amerikalı, yani Amerika'da doğmuş olan çocukların ebeveynlerine, anne ve babalarına başvuru yapabilmeleri için 21 yaşına gelmiş olmaları lazım. 21 yaşına geldikleri sürece anne ve babalarına başvuru yapmalarında bir engel olmayacaktır. Ve anne ve babaları da girişleri yasal ise, yasal statülerini kaybetmiş bile olsalar, yeşil karta onların üzerinden giriş yapabileceklerdir. Fakat sadece Amerika'da çocuğunuz doğduğu için ya da çocuğunuz olduğu için yasal olmayan statünüzü
tekrar almanız mümkün olmayabilir. Tabi bunun yanında bazı istisnalar var. O da eğer siz sınır dışı sürecindeyseniz ve bu süreç başlamadan 10 yıldan fazladır Amerika'da bulunuyorsanız ve Amerikan vatandaşı çocuklarınız var ise onların çok büyük zarara uğrama durumunu mahkemeye kanıtlayabildiğiniz sürece o zaman çocuklar üzerinden yeşil karta gidebilme durumunuz mümkün olacaktır. Yoksa öbür türlü bu mümkün olmayacaktır. Ta ki çocuklar 21 yaşına gelene kadar. Yani bu takipçinize şunu söyleyebilirim. Sadece burada çocuğun doğmuş olmuş olması size yasal bir durum sağlamayacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. B1 ya da B2 vizesi varken green card başvurusu yapsak problem olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin zaten elinizde var olan bir B1 ve B2 vizeniz var. Dolayısıyla green card'a başvuru yapmak var olan B1 ve B2 vizenizi iptal edilmesine yol açmayacaktır. Dolayısıyla eğer sürekli kalma niyetiniz var ise Amerika'da ve bununla ilgili başvuruları yapabilecekseniz bu başvuruları yapabilirsiniz. Bu başvuruları yaptığınız için var olan vizenizi kaybetmeyeceksiniz. Tabii ki bunun istisnası herhangi bir ihlale yol açmadığınız sürece diyebiliriz. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green card sahibi biri Amerika'da silah alabilir mi? Kastettiği herhalde silah taşıyabilir mi? Ya da silah ruhsatına sahip olabilir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Tabii ki sizin Amerika'da bulunduğunuz, yaşadığınız eyaletten eyalete değişebilir yükümlülükler ya da gerekli izinler. Ama kişi green card sahibi olsa bile Amerika'da silah ruhsatına sahip olma hakkı vardır. Dolayısıyla bu noktada işte göçmen olanlar ya da vatandaş olmayanların silah ruhsatı almayı da silah sahibi olamama gibi bir engeli söz konusu değildir. Ve tahmin edebileceğiniz gibi Amerika aslında silah konusunda biraz muzdariptir. Amerika'da herkes çok kolay bir şekilde maalesef silah sahibi olabiliyor. Ve de bu durmadan her sene bir sürü problemlere, sorunlara yol açabiliyor. Hatta bu noktada çok kolay verdiği için çok eleştiriliyor Amerika'daki kurallar. Ama sorunuzun cevabına geldiğimizde evet, siz green card sahibi olsanız da o ruhsatı alabilmeniz mümkün olacaktır. Önemli olan bulunduğunuz eyalet ve bölgedeki gerekli koşulları da şartları yerine getiriyor olmanızdır. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle gelip sonra statü değişikliğine başvurup bekleme süresinde kendimiz veya eşimiz Türkiye'ye gidip tekrar geri gelirse sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki soruyu şöyle cevaplayabiliriz. Eğer siz Amerika'daysanız, turist vizesiyle giriş yaptıysanız ve burada bulunduğunuz süre içinde statü değişikliğine başvuru yaptıysanız ve statü değişikliği başvurunuzun cevabı gelmeden ülke dışına çıkabilir misiniz? Tabii ki çıkabilirsiniz ama çıktığınız an Amerika içinde yaptığınız başvuru artık geçerli olmayacaktır. O başvuru hakkını kaybediyor olacaksınız. Çıkış yaptığınız sürece sadece statünüz, bu değişiklik statüsü kabul almayacak. Fakat bu sizin tekrar Amerika'ya gelmenizi bir engel teşkil etmez. Farz edelim sonuçta buradaki planınız uymadı ve geri döndünüz. Bir yıl sonra geri gelmek istediniz. Geri gelmenizde herhangi bir engel olmayacaktır. Ve geldiğinizde bu konuda belki soru sorulabilir. Ona da işte ben başvurumuzu yaptım. Fakat bu noktadaki planlarım değişti. Planlarım değiştiği için de ülkeme geri döndüm dediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşma durumunuz mümkün olmayacaktır. Tabii bunun istisnası ne olabilir? Herhangi bir ihlal yaptıysanız ve bu ihlalden dolayı görevliler sorun yaratabilirler. Yoksa öbür türlü bir problem yaratmaları mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer aldığımız bir soru ise şu yönde. Türkiye'den evli olarak turist vizesiyle Amerika'ya gelip yasal süre içinde Türkiye'ye döndükten sonra ikinci girişimizde boşanmış olursak Amerika'ya girişte sorun yaşar mıyız diye bir takipçimiz bize soruyor. Siz şunu demek istiyorsunuz. Siz Amerikan konsolosluğuna vizeye başvurduğunuz süre içinde evliydiniz ve vizenizi aldınız. Ve daha sonra Amerika'ya seyahate geldiniz ama ilişkiniz yürümedi ve boşandınız. Bir daha geldiğinizde problem olur mu diyorsunuz? Olmaz. Çünkü sizin ve eşinizin aldığı turist vizeleri birbirine bağlı olan vizeler değil. Dolayısıyla birinizin artık evli olmamanız diğerinin vizesinin kaybolacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla siz turist vizenizde Amerika'ya boşanmış olsanız bile geliş giriş yapmanızda herhangi bir engel olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen, takipçimizden gelen bir soru da şu yönde. Benim pasaportumda Fas ve Yemen vizeleri var. Daha önceden 13 yıl gemide çalışmıştım. Birçok da Avrupa ülkesinin damgaları var.
bunlar Amerika vizesi almada etkili olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Tahmin ettiğim şunu demek istiyor takipçimiz. Ben Fas ve Yemen'e giriş yapmıştım. Vizeleri vardı ya da girişlerim, damgalarım vardı. Bu benim vize almamda bir olumsuzluk yaratır mı? Aynı anda da Avrupa ülkelerine giriş çıkışlarım, damgalarım vardı. Bu da vize almamda olumlu bir etki yaratır mı diye bu takipçimiz soruyor. Amerikan konsolosluğundaki vize başvurunuzu yaptığınızda daha önceki seyahat ettiğiniz ülkeler ve gidiş amaçlarınız gündeme gelebilir. Bunlar olumlu ya da olumsuz etki gösterebilir. Tabii şu an yaşanan işte belli Müslüman ülkelere uygulanan Yemen gibi yasaklamalar olduğu için dolayısıyla bu ülkelere neden gittiğinizi bilmek isteyecekler. Ama görünen zaten siz daha önce gemici vizesine sahip olduğunuz için ve bundan dolayı seyahatlerinizi eğer ediyorsanız ya da gemici olduğunuz için dünyanın değişik yerlerine gidiyorsanız çok fazla olumsuz bir durum olarak önünüze geleceğini düşünmüyorum. Tabii ki Avrupa ülkelerine daha önce gitmiş olmanız, seyahat etmiş olmanız Amerikan vizesi almanızda olumlu bir etki sağlayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika turist vizesi alırken sağlık raporu istiyorlar mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz normalde turist vize başvurularında bunlar göçmen niyeti olmadığı için herhangi bir sağlık raporu ya da sağlık durumu istenmiyordu. Fakat geçen yıldan beri Amerika'daki yönetim aslında artık bundan sonra vizelerde de, yani göçmen olmayan vizelerde de, bunun içinde turist vizeleri de dahil, sağlık raporu ya da sağlık gözetiminden geçilmesi gerektiği noktasında değişiklikleri geçirdiler. Bu noktada konsolosluktan konsolosluğa değişebilir. Amerikan konsolosluğunun bulunduğu bölgeden bölgeye değişebilir. Ama bundan sonraki olan sürecimizde şöyle söyleyebilirim. Turist vizesi alımlarında da sağlık raporu istenecektir. Yani dolayısıyla bu noktada belli çalışmalar yapılıyor. Amerika'daki yönetmelik değişikliğinden dolayı. Dolayısıyla eğer şu an istenmiyorsa hala Amerikan konsolosluğundan kesinlikle istenecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Public charge nedir? Öğrenci vizesindeyim fakat green card sahibi eşim beni Medicaid planına ekledi. Bu durum ileride green card almama engel olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Public charge denilen şey aslında kişilerin gelir seviyesinin işte bulunduğu bölgedeki gelir seviyesine göre de fakirlik sınırının altına düşüyor olmuş olması ve bu altına düşüyor olmasından dolayı da kişinin Amerikan devletinden ya da federal hükümetinden ya da eyaletinden para desteği istiyor olmasına yol açmasıdır. Dolayısıyla bu tip para destekleri, talepleri aslında kişilerin yeşil karta geçme durumlarında örnek olarak geliyor. Bu örneklerde şunu söyleyebilirim. Food stamp dedikleri örnek çok yaygındır ve dolayısıyla kişilerin green karta geçmesi ya da vatandaşlığa geçmesinde önüne engel olabilecek bir durumdur. Dolayısıyla burada önemli olan sizin herhangi bir food stamp tarzı bir talepte bulunmuyor olmanız. Fakat tabii ki acil sağlık durumlarında sağlık desteği alabilirsiniz. Bu çok büyük problem teşkil etmiyor. Ama tabii eğer mümkünse Medicaid tarzı şeylerden de faydalanmamanızda fayda vardır. Eğer faydalanmışsanız da şu an itibariyle herhangi bir engel teşkil etmeyebilir green card'a giderken. Çünkü sadece sağlık durumu olduğu için ve acil durumlarda kullanmak zorunda kaldığınız için olabilir. Fakat siz de belki son duyumları almışsınızdır. Amerika'da bu noktada aslında vatandaşlığa giderken kişilerin bu tip desteklerden faydalanmamış olmalarına dikkat edeceklerdir. Dolayısıyla eğer böyle bir niyetiniz var ise tabii ki özel sigortalarla çözmenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card başvurusu yapmıştık. Kartın bana gelmesi ne kadar zaman alır diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika içinde bulunuyorsanız ve Green Card başvurusunu göçmenlik dairesine yaptıysanız süreç tabii ki ne tür bir dosya üzerinden başvuru yaptınız, hangi bölgede olduğunuza göre ne zaman kartınızı alacağınız değişebilir. Fakat şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz. En az 6 ay ve 1 yıl içinde sürecek bir sürecin içinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla başvurunuzu yaptıysanız 1 yıla kadar sürecek bir bekleme süresiyle karşı karşıya kalabilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olabilirim. Fakat şunu söyleyeyim tekrar, bulunduğu bölgeye göre ve yere göre kişinin durumu değişebilir. Yani bu bir yılda geçebilir, 6 ay civarında da kalabilir. Dolayısıyla önemli olan nokta başvuru yaptığınız dosya türü ve bölgedeki vize kotalarına göre bakıp
o vize kotalarının işleme süreci de processing time'larına bakıp aslında ne zaman yeşil kartı alabileceğiniz duruma dikkat edebilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Evli olarak Amerika'ya geldiğimizde Amerika'da boşanmamız mümkün olabilir mi? Boşanma işlemleri için Türkiye'ye dönme zorunluluğu var mıdır diye bir takipçimiz bize soruyor. Siz Türkiye'de evlenmiş olabilirsiniz ve artık Amerika'da yaşıyor olabilirsiniz. Ve Amerika'da yaşıyorsanız ve yaşadığınız eyaletteki ikametgah şartlarını yerine getirdiyseniz, yani oradaki mahkemenin işte siz bu eyalette bir yıldır oluyor olmanız, iki yıldır bulunuyor olmanız gibi şartlar yerine getirildiği sürece siz buradan boşanmanızı yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de evlenmiş bile olsanız Amerika'da yaşadığınız için artık Amerika'dan boşanmanızı yapabilirsiniz. Boşanma çalışmalarını başlatabilirsiniz. Dolayısıyla hani boşanmanız için tekrar Türkiye'ye dönmek ya da Türkiye'de vekalet verme gibi bir zorunluluğunuz söz konusu olmayacak. Fakat şunu unutmamanız gerekiyor. Türkiye'de evlendiğiniz için Amerika'da boşanmış olsanız bile Türkiye'deki kayıtlarda, nüfus kayıtlarında hala evli gözüküyor olacaksınız. Dolayısıyla bu noktada Amerika'da boşanma işleminizi yaptıktan sonra Türkiye'deki tanıma ve temfis aracılığıyla, mahkemeler aracılığıyla yabancı boşanma kararını tanıtmanız gerekebilir. Tabii son biliyorsunuz gelişmeler var. Geçen OHAL zamanında geçen KHK'lardan bir tanesi artık yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarında boşanma işlemlerini konsolosluklar aracılığıyla işletebilecekleri yönünde. Bu noktada çalışmalar başlamış durumda ama fakat UYAP noktasındaki bazı hala yenilikler ve çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla çalışmalar başlamış durumda fakat başvurular hala yapılamamakta. Sebebi de UYAP sistemi hala bazı değişiklikler ve revizeler görmekte. Ama bir süre sonra bu da çözüldükten sonra siz Amerika'da yaptığınız boşanmanızı Türkiye'de tanıma ve temfize gitmeden Amerika'daki Türk konsolosluğu üzerinden nüfus kayıtlarındaki değişikliklerden yapabileceksiniz. Bu noktada tabii bulunduğunuz bölgedeki Türk konsolosluğundan bilgi alabilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplandırmış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika vatandaşlık sınavından kaç gün sonra vatandaş olunabiliyor? Herhalde takipçimiz şunu soruyor. Amerika'da vatandaşlık başvurusunu yaptıktan ve sınava girdikten kaç gün sonra vatandaş olmaya hak kazanılıyor diye soruyor. Eğer siz vatandaşlık sınavını geçtiyseniz, geçtiğiniz bölgedeki görevlilerin ya da oradaki göçmenlik bürosunun yoğunluğuna göre siz yemin törenine ne zaman geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz. Bazı yerlerde ve o günkü eğer uygunluk durumu var ise sınavı geçtiğiniz gün bile yemin edebilme imkanınız olabiliyor. Bazı yerlerde bir hafta, bazı yerlerde birkaç ay ya da bir ay sürebilecek bir süreç olabiliyor. Dolayısıyla genelde gördüğümüz en çok sınavı geçtikten sonra birkaç ay içinde siz vatandaşlık yemininizi etmiş olup ve gerekli sertifikaya sahip olabiliyorsunuz. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerikan vatandaşıyım. Amerika'da 5 seneden az kaldığım için çocuğuma 130 başvurusu yaptım. 18 yaşından önce green card ile giriş yapıldığında vatandaşlığa geçeceğini ilettiler. Amerika'ya giriş yaptığımızda süreç nasıl işliyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerikan vatandaşı olarak küçük olan, reşit olmayan çocuğunuza başvuru yaptığınızda ve çocuğunuz yeşil kartı alıp Amerika'ya 18 yaşından önce giriş yaptığı an aslında vatandaşlığa hak kazanıyor. Dolayısıyla vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanıyor. Ondan sonraki süreç siz göçmenlik dairesine çocuğunuza da çocuğunuz yani doğrusu başvuru yapıyor. Göçmenlik dairesine başvuru yapıp sizden dolayı vatandaşlık alabilme hakkı için, sertifikası için başvuru yapabiliyor. Dolayısıyla buradaki önemli olan durum sizin Amerikan vatandaşı olmanız, çocuğunuzun 18 yaşından ufak bir durumda olmuş olması, yeşil kartını almış olması, Amerika'ya giriş yapıyor olmuş olması ve ondan sonra da göçmenlik dairesine vatandaşlığa geçebilmek için başvuru yapıyor. Vatandaşlığa derken vatandaşlık sertifikasını alabilmesi için başvuru yapma hakkı doğuyor ve başvuru yaptıktan sonraki 6 ay içinde ya da civarında kendisi vatandaşlığa geçmiş olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden aldığımız soru ise şu yönde. I-20 süreniz devam ediyor fakat F-1 öğrenci vizesinin süresi bitmiş durumda diyor kendisi. Amerika'da eyaletler arası seyahat ederken F-1 öğrenci vizesinin süresi bittiği için sıkıntı yaşar mıyız?
yoksa i20 tüm aletler için geçerli midir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika F1 öğrencisine girdiniz yasal bir şekilde ve burada okula, eğitimimize devam ediyorsunuz. Pasaportunuzdaki vizeniz bitmiş bile olsa siz i20 sisteminde devam ettirdiğiniz sürece, yani servis sisteminde olan i20'niz hala geçerli olduğu sürece siz burada seyahat etme engeliyle karşı karşıya kalmazsınız. Dolayısıyla farz edelim ki New York'tasınız, New York'ta bulunuyorsunuz ve F1 statünüz geçerli bir durumda. Siz seyahat etmek istediğinizde Florida'ya gitmek istiyorsanız, Kaliforniya'ya gitmek istiyorsanız herhangi hiçbir sorunla karşılaşmadan seyahat edebileceksiniz. Dolayısıyla siz yasal F1 statüsünde bulunduğunuz için Amerika içinde eyaletler arası herhangi bir sorun yaşamadan seyahat edebileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir Türkmen vatandaşımızdan, takipçimizden gelen bir soru var. Türkiye'de yaşayan Türkmen vatandaşı biri olarak Amerika'ya en kolay nasıl vize alabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Türkmen vatandaşı bile olsanız sonuçta Türkiye'de yaşayan bir ikametgahınız olan bir kişisiniz. Dolayısıyla Türkiye'de bulunduğunuz süreç içinde siz Amerikan konsolosluğuna vize başvurusu yapabilirsiniz. En kolay nasıl alınabilir noktası ise burada önemli olan şunu söyleyebiliriz. Turist vizeleri var diyebiliriz. Eğer siz Türkiye'de ikametgah ediyorsanız ve Türkiye'deki bağlarınız ya da Türkmenistan'daki bağlarınız güçlü ise o zaman yapacağınız en kolay vize başvurusu turist vizesi olacak. B1 ya da B2 vizesi olacak ve bu B1 ya da B2 vizesiyle siz Amerika'ya çok rahat gelebiliyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 vizesini Amerika'dan alabiliyor muyuz? Acaba kanunlarda bir değişiklik var mıdır diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani E2 vizesi ya da statüsüne Amerika'dan başvuru yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Fakat Amerika'dan alacağınız başvurunun sonucu size E2 statüsü verecektir. Dolayısıyla bu sizin Amerika'da firmanızı yönetip işinizi yapmanıza imkan sağlayacaktır. Ama bu size seyahat imkanı vermeyecektir. Dolayısıyla E2 vizesini tek verebilecek yer Amerikan konsolosluğu olacaktır. Ama E2 statüsüne Amerika'da bulunduğunuz bir statüden geçiş yapmanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu noktada kanunlarda bir değişiklik var mı? Hayır. Yürürlük ya da kanunlardaki yasalar ya da yürürlükler aynı şu an. Bir değişiklik yok. Dolayısıyla yasalarda bir değişiklik yok. Siz eğer yatırımınızı yaptıysanız Amerika'dan bir statüden E2 statüsüne geçmeniz mümkün olacaktır. Ama buradaki işlerinizi yaptıktan sonra ülke dışında ziyaret etmek istediğinizde o zaman Amerikan konsolosluğunun üzerinden sizi biz E2 vizesine geçiş yapmanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu noktadaki takipçimizin, yatırımcı arkadaşımızın ya da takipçimizin sorusunu bu şekilde cevaplayabiliriz. Evet, bugün canlı yayında başka bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle geldim. Hali hazırda çalışabileceğim şirket de var. Bu şirket import and distribution yapıyor. Ben de international trade bitirdim. Çalışma vizesi alabilmem için illa master mı yapmam lazım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Amerika'da size başvuru yapmak isteyen bir firma var ise ve bu firmanın size yapacağı çalışma vizesi başvurusu yapma noktasında sizin de eğitiminiz ve tecrübeniz oradaki pozisyona uygun ise o zaman master bitirme gibi bir yükümlülüğü söz konusu değil. Şirket size bu Nisan ayından önce göçmenlik dairesine başvuru yapıp H1B çalışma vizesi başvurusunu yapabilir. Bu çalışma vizesi başvurusu Amerika'daki şirketlerin yabancı bir profesyonelin eğitim aldığı alanda çalışabileceği bir pozisyonda sponsor olmasına imkan sağlıyor. Dolayısıyla sizin illa yüksek eğitim bitirme gibi şartınız yok. Ama tabii ki yüksek bir eğitimde bitirmişseniz Amerika'da o da sizin o H1B başvurularından çıkma şansınızı artıracaktır. Yoksa siz üniversite eğitimi üzerinden de H1B çalışma vizesi başvurusunu yapabileceksiniz size şirketiniz sponsor olduğu sürece. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika vizesi alabilmek için işe yeni girmiş olmamız bir sorun olur mu? Yoksa belli bir süreden beri çalışıyor olmak mı gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan konsoloslukları kişilerin turist vizesine başvuru yaptığı zaman tabii ki Türkiye'deki bağlarına bakıyorlar. Bu bağlardan bir tanesi de sizin aslında bir işte çalışıyor olmanız. Tabii iş yerinde
yeni girmiş olmakla bir süredir çalışıyor olmak arasında fark var. Dolayısıyla sizin başvuru yapacaksanız bu yeni girdiğiniz iş yerine örnek veriyorum en az bir 6 ay çalışıyor olmanız çok daha sizin vize almanızda size yardımcı olacaktır. Dolayısıyla evet yeni giriş yapmakla, yeni işe başlamış olmakla bir süredir o iş yerinde çalışıyor olmak Amerikan konsolosluğu sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakışını noktasını değiştirecektir. Eğer en az 6 ay çalışıyorsanız veya üzerinde çalışmış oluyorsanız o zaman vize alma noktasında çok daha kolaylık sağlayacağınızı söyleyebiliriz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Ben evlilik üzerinden green card başvurusu yaptım. Eşim food sport ve healthy sport alıyor. Bu durum benim başvurumda olumsuz bir etki oluşturur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan vatandaşı eşiniz tabii size bu başvuruyu yapıyor. Size yaptığı bu başvuru üzerinden sizin yeşil karta gitme noktasında finansal olarak size destek olacağını da göstermesi gerekiyor. Eğer finansal olarak destek gösterme noktasında yeterli olamıyorsa o zaman ek bir sponsorla bu durumu aşıyor olacak. Dolayısıyla eşinizin food stamp ya da işte Medicaid tarzı sağlık destekleri alıyor olması sizin yeşil kart almanıza bir engel getirmeyecek. Fakat tabii ki sizin yeşil karta giderken ve göçmenlik görevlilerinin sizin dosyanıza bakarken ki durumlarını etkileyecektir. Dolayısıyla hiçbir tip desteklere ya da durumlara başvurmamış olması aslında sizin için daha olumlu olacaktır. Ama başvuru yaptıysa da görevlinin dikkatini çekecek bir durum olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplayabilirim. Yani engel olmayacak size yeşil karta geçişinizde ama dosyanızın inandırıcılığı noktasında bazı olumsuz etkileri olabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. DV Lottery kazandıktan sonra eğer mülakat tarihi verilirse bu vize verecekleri anlamına mı geliyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz DV Lottery'yi kazandıysanız ve bu adımları attıysanız ve bu adımları attıktan sonra da Amerikan konsolosluğu size randevu da vermişse bu size kesin verecekleri anlamına gelmiyor. Ama bu nedir? Sizin artık yeşil karta yaklaştığınız ve o görüşmenin başarılı geçmiş olması üzerine de yeşil kartı alacağınız anlamına geliyor. Yoksa kesin kazanılmış bir hak size vermiyor. Ama bu görüşmeye girdikten sonra da siz bu yeşil kartı alabilme noktasında da artık son aşamalara gelmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğundaki göçmenlik vizesi görüşmesi sonrası göçmenlik vizesini aldıktan sonra Amerika'ya seyahat edebilip yeşil kartınızı alabiliyor olacaksınız. Bugün canlı yayında gelen bir takipçimizden gelen bir soru var. Fakat tabii çok genel bir soru bu. Ama kısaca cevap vermeye çalışayım. Green card alma yolları nelerdir açıklar mısınız diye bu takipçim soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Siz kişi olarak yeşil karta geçme noktasında bir iş yeri ise eğer Amerika'daki bir iş yeri ya da şirket size sponsor olursa onun üzerinden yeşil karta gitme durumunuz mümkün olabilir. Tabi bu sponsorluk durumu çok fazla kategorileri var ama ben genel olarak evet iş yeri üzerinden bunun mümkün olacağını size söyleyeyim. Önemli olan bir iş yerinin sponsor oluyor olması size ya da bu ailevi dosyalar üzerinden gidebilir. Ailevi başvurular olabilir. Ailenin üzerinden, vatandaş sahibi olan ailenin üzerinden yeşil karta gitme durumunuz olabilir. Ya da siz yatırım yapma noktasında en az 500 bin dolar ya da üzeri yatırım yapıyorsanız yeşil karta gitme imkanınız olabilir. Tabii diğer bir imkan her yıl yapılan çekiliş başvurusuna başvurabilirsiniz. Orada çıkmanız dahilinde yeşil karta gitme imkanınız olabilir. Tabii daha detaylı girersek çok daha çeşitleri var. Fakat ben genel olarak bu şekillerden yeşil karta gidebilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Ben daha önce 4 ya da 5 kere green card başvurusu yaptım fakat çıkmadı. Ancak 2 gün sonra Amerika İstanbul Konsolosluğu'nda randevum var. Sorum ise şu, yapmış olduğum green card başvuruları benim için problem olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz sonuçta daha önce yaptığınız green card başvurularıyla sadece çekilişe başvurdunuz ve çıkmadı bu durumlar. Bu tam yeşil kart başvurusu yapmış anlamına gelmiyor. Yani bu sadece sizin çekilişe başvuru yaptığınızı gösteriyor. Dolayısıyla bu sizin teknik olarak önünüze gelmeyecektir turist vizesi başvurunuzda. Fakat eğer bu noktayı Amerikan konsolosluğu bakmak isterse tabii ki bu konuda bilgi alabilir. Eğer bu bilgiyi aldıysa o zaman sizin aslında turist niyetiyle değil kalıcı bir niyetle Amerika'ya geldiğinizi düşünebilir
ve bu başvurunuzu reddetmeleri anlamına gelebilir. Fakat teknik olarak siz yeşil karta göçmenlik dairesine başvurmuş aşamada değilsiniz. Dolayısıyla bu noktaya genelde Amerikan konsolosu çok girmiyor olacaktır. Ama girerse olumsuz etkisi olacağını da bilmenizi isteriz. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya dil okuluna gelip nasıl kalabilirim diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerika'ya eğitim amacıyla geldiğiniz zaman bu eğitiminiz süresince daha da kalmak isterseniz eğitiminizden sonra en ideal durum bir iş yeriniz size sponsor oluyor olmasıdır. Ve bir iş yeri sizin çalışma vizenize ya da yeşil kartınıza başvuru yapıyorsa onların üzerinden burada kalabilme imkanına sahip olacaksınızdır. Ya da siz kendiniz bir iş yatırımı yapıp ya da iş kurmayı planlıyorsanız o zaman kendi yatırımınız üzerinden Amerika'da kalmanız mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben şu an Amerika'da work and travel yapıyorum. H2B vizesiyle Amerika'da nasıl kalabilirim? İş yerim beni istiyor. Aracı bir kuruluşa mı ihtiyacım var diye bu takipçimiz soruyor. Siz şu an Amerika'da geçici bir çalışma vizesiyle duruyorsunuz. Bu da work and travel programıyla. Bu program bitiyorsa, burada tabii eğer Amerika'dan çıkmamayı durumunuz var ise o zaman H2B vizesine gelmeden önce yasal başka bir durumda olmanız gerekecektir. Sebebi de şu, eğer bir iş yeri sizi istiyorsa bununla ilgili H2B başvurusu yapılabilir. Fakat sizin burada kalabilmeniz için yasal H2B vize statüsüne sahip olmanız belki en az 6 ayı bulabilir. Sadece başvuru yapabilme durumunuz. Dolayısıyla bu noktada sizin work and travel programınız bitiyor olacaktır. Yasal durumunuz bitmiş durumda olacaktır. Dolayısıyla siz ya ülke dışına çıkıyor olacaksınız ya da Amerika'da başka bir vize statüsüne geçiyor olacaksınız ki burada yasal olarak kalıp H2B statüsüne geçebilin. Dolayısıyla hayır, aracı bir kurum gerekmeyebilir fakat bu noktada çalışma yapılması gerekiyor ve bu çalışmalar zaman alabiliyor. Neredeyse en az 3 ile 6 ay sürebilir. Sadece statü değişikliği başvurusunu yapabilmeniz. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem yasal durumunuzu ilan etmemeniz ve bunun üzerinden başvuruyu yapıyor olmanız. Bugün aldığımız bir soru da şu yönde. Pilotluk eğitimim 2,5 ayda bitecek. M1 vizesiyle Amerika'ya gelmeyi düşünüyorum. Statü değişikliğinde hangi vizeyi seçmeliyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz eğer M1 ya da F1 vizesini düşünüyorsanız bu ikisiyle de Amerika'ya geldiğinizde eğitiminizi yapmanız mümkün olacaktır. Eğer statü değişikliğinde düşünüyorsanız bu eğitiminizden sonra ikisi arasında bir fark yok. Yani sonuç olarak siz M vizesiyle de gelebilirsiniz, F1 vizesiyle de gelebilirsiniz. Bu statülerden hangi statüye geçecekseniz geçiş yapmanız mümkün olacaktır. Eğer siz burada kastettiğiniz ben turist vizesiyle geldikten sonra bu statülerden hangisine geçebilirim, ikisine de geçmeniz mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde canlı yayında. Ben evlilik üzerinden green card başvurusu yaptım. Vize görüşmesine gitmeden önce Meksika'ya gideceğim. Yani 2 ay sonra orada bana verilen vize süresinden fazla kalırsam bu benim vize görüşmemde olumsuz etki yapar mı diye takipçimiz soruyor. Anladığım kadarıyla siz eşiniz üzerinden yeşil karta başvuru yapılmış durumda. Ama siz Amerika'ya turist vizesiyle gelip gidiyorsunuz. Yani Amerika'da kalmadığınız bir süreçtesiniz. Eğer böyle ise o zaman sizin tabii ki Amerika'da yasal durumunuzu ilan etmediğiniz sürece yeşil kart görüşmesinde bir problem yaşama durumunuz söz konusu olmayacak. Ve Meksika'da 2 ay kalıyor olmanız tabii ki sizi herhangi bir olumsuz durum yaşatmayacak. Tabii bu noktada siz Amerikan konsolosundaki bu seyahatinizi belirtmeniz gerekebilir. Bu seyahat durumu açıklamanız gerekebilir ama anladığım kadarıyla Amerika'da bir ihlal durumunuz yok. Ama Amerika dışında başka bir ülkede kalmış olmanız herhangi bir negatif durum yaratmayacaktır diyebiliriz. Takipçimizden gelen canlı yayındaki soru şu. Amerikan vatandaşı olan bir kişi Türkiye'de bulunan 21 yaşının üzerindeki kardeşine 130 formu doldurması durumunda ortalama kaç yılda kardeşin Türkiye'den green card'ı alarak Amerika'ya getirebilir? Başvuru 2 sene önce yapıldı fakat hiçbir gelişme yok diyor takipçimiz. Şu anki sürelerle Amerikan vatandaşı kişi kardeşine başvuru yapabilir. Fakat bu başvuru yaptığında vize kota süresini beklemesi gerekiyor. Maalesef bu vize kotasının şu an bekleme süresi en az 10 yıldan fazla durumda. Dolayısıyla siz 2 yıl önce başvurmuşsanız kardeşinize en az daha 10 yıldan fazla bekliyor olacaktır. Dolayısıyla bu konularda ciddi bir bekleme süresi var şu an ama bunu bekliyor olmanız
gerekiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen canlı yayındaki soru şu. Amerika'ya turist vizesiyle gelsem ve statümü kaybetmeden önce turist vizesini farklı bir vize türüne çevirme yöntemleri var mıdır? Neler olabilir diye takipçimiz soruyor. Siz eğer Amerika'ya turist vizesiyle geldiyseniz ve buradaki yasal durumunuzu kaybetmeden önce yasal olan her türlü statüye başvuru yapmanız mümkün olacaktır. Örnek veriyorum. Öğrenciliğe geçebilirsiniz. Yatırıma geçebilirsiniz. Bir iş yeri ise sponsor olabilir. Ailevi başvurulara geçebilirsiniz. Çok çeşitli çalışma vizelerine geçebilirsiniz. Dolayısıyla önemli olan nokta siz yasal durumunuzu kaybetmeyin. Yasal durumunuzu kaybetmediğiniz sürece bunu yapmanız mümkün olacaktır. Bir takipçimizden gelen canlı yayındaki soru şu. Kız arkadaşımla beraber Amerika'ya vize randevusu aldık. Ayrı ayrı görüşeceğiz muhtemelen. Kız arkadaşımla beraber gideceğimi belirtmem vize almamı kolaylaştırır mı diye bu takipçimiz soruyor. Teknik olarak siz evli değilsiniz kız arkadaşınızla. Dolayısıyla hani onu belirtmek gibi bir zorunluluğunuz mümkün yani değil. Hani belirtmek zorunda değilsiniz. Fakat Amerikan konsolosluğuna başvuruda tabii ki seyahat planını dile getirebilirsiniz. Bu seyahat planınız bazen olumlu etki yaratabilir, bazen olumsuz etki yaratabilir. Dolayısıyla kız arkadaşınızla bu seyahat planınız olduğunu söyleyip söylememeniz size kalacak. Fakat bunu söylemiş olmanız bazı durumlarda olumlu etkileyebilir, bazı durumlarda olumsuz etki yaratabilir. Yoksa siz var olan planınızı kanıtlayabilmeye çalışabilirsiniz. Bu güven verme açısından da olumlu olabilir. Ama şöyle söyleyeyim, kız arkadaşınızla gitme planınız değişebileceği için her zaman çok belirtmeniz şart olan bir durumda değildir.